Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün yine bir kutu açılımıyla karşınızdayım. Daha önce arkadaşlar bundan birkaç gün önce mouse'umun kutu açılımını yapmıştık. Hep birlikte sizlere mouse'umu yani bu canavarın kutu açılımını yapmıştım. İzlemeyen arkadaşlar varsa bunun kutu açılımını da izlesinler. Bunu kesinlikle tavsiye ediyorum. Ve arkadaşlar şimdi ise sizlerle kulaklık kutu açılımı yapacağız arkadaşlar. Öncelikle arkadaşlar bir konudan bahsetmek istiyorum. Buraları geçmek isteyen arkadaşlar olursa tabii ki geçebilirler. Ben size sadece bir konuda bilgi vermek istiyorum ve tercih etmemeniz gereken bir şeyi söylüyorum. Kargo firması ile ilgili arkadaşlar buraları dediğim gibi dinlemek zorunda değilsiniz. Direktman kutu açılımına atlayıp sardırıp geçebilirsiniz arkadaşlar. Önemli bilgiler, dinlemek isteyenler dinler, dinlemeyenlere bir şey diyemem. Ben özellikle kargo firmasının poşetini yırttım, reklamını dahi yapmak istemiyorum kesinlikle. O yüzden bu şekilde yaptım ben. Sadece direkt açtım kulaklığın kutusunu, önünüze koydum. Ben dahi açmadım, dokunmadım daha kendisine. Arkadaşlar öncelikle bu kulaklığı bana getiren firma MNG Kargo. Ben kesinlikle çok büyük sıkıntılar yaşadım. Kesinlikle beni çok uğraştırdılar. Geçen hafta bugün verildi kargo. Antalya'dan çıktı yola. Arkadaşlar tam bir hafta boyunca benim kargomu teslim etmediler. Adrese teslim olmasına rağmen. Adrese geldik dediler ama yalan söylüyorlar. Gelmediler kesinlikle. Benim kapımı dahi çalmadılar. Çünkü evdeydim. Siz de biliyorsunuz evde olduğumu. Ben aradığımda göndereceğiz dediler. Pazartesi aradım, göndereceğiz dediler, göndermediler. Sarı gün aradım, göndereceğiz dediler, göndermediler. Çarşamba günü aradım, göndereceğiz dediler, göndermediler. Yemin ediyorum size ta cumartesi gününden beri, cuma neyse dedim, 2 gün sayıyorum. Cumartesi gününden beri ben bu kargoyu bekliyorum. Artık ben umudu kesmiştim dedim, herhalde kaybettiler kargoyu. O yüzden sürekli yalan uyduruyorlar, sürekli bahane üretiyorlar. Ama en sonunda contayı sıyırdım. Sinirleri patlattım. Dedim ki benim kargomu şubeden çıkarmayın. Madem şubedeyse kargomu bekletin kardeşim, ben gelip alacağım. Özellikle mobilyacılar şubesi arkadaşlar. MNG Kargo'nun mobilyacılar şubesi. Kesinlikle MNG Kargo'yu size tavsiye etmiyorum. Herhangi bir alışveriş yaptığınızda, internetten herhangi bir şey aldığınızda eğer ki imkanınız varsa abi Aras Kargo'yu seçin. Aras Kargo bir numara. 2 gün, en fazla 2 gün içerisinde ürününüzü teslim ediyor. Hakkari'de de oturan adam olsa 2 gün. Şırnak'ta da oturan olsa 2 gün. Edirne'de de 2 gün arkadaşlar. Öyle bir imkanınız varsa kesinlikle ve kesinlikle size tavsiye etmiyorum arkadaşlar. MNG Kargo'yu da buradan şiddetle kınıyorum. Onları ifşa ediyorum. Neyse bu konuyu geçtim. Dediğim gibi poşetinden çıkarttım sadece kulaklığı. Reklamlarını dahi yapmak istemiyorum. Bunların firmasının ismini dahi artık görmek istemiyorum. Müşteri hizmetleri, ne bileyim şubedeki yetkililer, şudur budur. Hepsi 5 para etmez. İletişim 0. Müşteri anlayışı 0. Kesinlikle ben -1500 not verdim onlara. Kesinlikle bir daha artıya çıkamazlar. Şiddetle kınıyorum onlara. Neyse arkadaşlar kutu açılımımıza geçiyoruz. Arkadaşlar kulaklığımızın öncelikle gördüğünüz gibi SNR W1 odaklan yavrucuğum. Hop aferin sana. SNR W1 arkadaşlar gördüğünüz gibi Snoopy Rampage, şöyle de yaklaştırırsam şurada görürsünüz zaten. Arkadaşlar Snoopy Rampage'in kaliteli bir kulaklığı, bilginiz olsun. 7+1 ya da 7.1 nasıl söylüyorsanız artık. 7.1 ve titreşim özelliğine sahip bir kulaklık var karşımızda arkadaşlar. Kendinden mikrofonlu, bu arada bilginiz olsun, orasından bahsedeceğiz. Şimdi arkadaşlar insan bedenine göre tasarlanmış yüksek kaliteli materyaller kulaklığı günlük kullanım için rahat kılar. Yüksek çözünürlüklü hoparlör sesi çok net çıkarır ve harika bir his verir. Profesyoneller tarafından çeşitli kalite testlerinden geçerek üretilmiştir. Arkadaşlar görüyorsunuz mikrofon boyutu, mikrofon yönü, işte hassaslık, kulaklık, cartlık, curtluk, falanlık, pişmanlık, pişmekanlık,
zımbırtılar yer alıyor. Arkadaşlar şimdi titreşimli bas hoparlörü, güçlü titreşimiyle ideal oyun ve 4D video deneyimi. Hafif ve rahat tasarım. Uzun süre rahat ettiren hafif ve ayarlanabilir kafa bandı. Bu çok güzel arkadaşlar. Özellikle kulaklıkta en çok aradığım özellik bu. Kesinlikle uzun kullanımda kafayı acıtmayacak, kafayı rahat bırakacak bir kulaklık kendisi. Güçlü 7.1 çoklu kanal teknolojisi. Güçlendirilmiş sanal 7.1 çoklu kanal teknolojisi ile sesi düzgün şekilde anlaşılır olarak çıkartır demiş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kulaklığımızın özellikleri ve kutusu bu şekilde arkadaşlar. Şimdi dilerseniz gelin canavarımızı bir kutusundan çıkartalım. Şöyle yan taraftan şişe ettirmeli zaten. Gördüğünüz gibi. Evet, burada kablosu bayağı kaliteli yalnız, ha elime dokundum. Evet, kutunun içerisinden arkadaşlar bir adet driver CD'si, gördüğünüz gibi arkadaşlar bu USB bir girişli kulaklık arkadaşlar, bilginiz olsun, buna kesinlikle ihtiyacımız olacaktır. Burada da işte kullanım kılavuzu, ondan sonra ne bileyim faturası, garantisi, cartı, curtu falanı, fişmanı duruyor. Şimdi arkadaşlar kutumuzu şuraya alalım ve hafiften şöyle şunu şuraya koyalım. Kulaklığımızı elimize alalım. Evet, şimdi bu da diğer parçası, şuraya atıyoruz. Evet arkadaşlar, öncelikle şunu göstermek istiyorum. USB girişli bir kulaklık, mikrofonu ve kendi özelliği bu şekilde ayarlanıyor. Şimdi arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi bir kumanda butonu mevcut. Burada mikrofonu açıp kapatabileceğimiz bir tuş. Burada da titreşimi açıp kapatabileceğimiz bir tuş. Ve ortada da sesimizi kısıp açabileceğimiz bir tuş entegre edilmiş. Ortada da klasik Rampage logosunu görüyoruz arkadaşlar. Kablosu zaten örme bir kablodur. Bilginiz olsun. Sonrasında tamamen kulaklığımıza geçecek olursak arkadaşlar, gerçekten hafif bir kulaklık. Ben ilk defa böyle bir kulaklık tutuyorum. Gerçekten kaliteli bir kulaklık. Bu arada arkadaşlar kulaklığımız ışıklı. Buralarda Rampage logosu var. Şöyle ışığa doğru tutayım. Büyük ihtimalle şu an görüyorsunuzdur. Şurada Rampage logosu var içlerinde ve burada arkadaşlar kulaklık mikrofonu, daha doğrusu mikrofonu bu şekilde inip kalkabiliyor. Bu benim çok işime yarayacak çünkü biliyorsunuz kondensen mikrofonum var benim. Bu arada arkadaşlar burada da mikrofonun ucunda ve burada da güzel bir ışık var arkadaşlar. Kulaklığımız tam böyle bildiğiniz ışıklı olacak arkadaşlar. Özellikle benim takılmak istediğim, tek merak ettiğim, daha doğrusu takılmak istediğim demeyin, şurası arkadaşlar. Şimdi gerçekten burayı hani dokunduğumda bunun gerçekten kaliteli bir malzeme olduğunu, bu kauçuğun kaliteli bir malzeme olduğunu görüyorum arkadaşlar. Şöyle yapayım. Kulaklık kameranın tripoduna takıldı. Gerçekten kaliteli bir kauçuğu var arkadaşlar. Hani uzun süreli kullanımlarda bu gerçekten çok önemli biz oyuncular için. Ve arkadaşlar tabii ki de kafa bandı aynı şekilde. Bu arada bunda ayarlanabilir bir şey yok arkadaşlar. Şöyle zaten kafanıza taktığınızda bu otomatikman kendi ayarını buluyor. Bu da yumuşak bir kauçuk zaten. Bayağı güzel, kafayı rahat ettirebilecek cinsten. Bu arada şunu biraz daha böyle küçük veyahut nazik bir şey yapsalarmış daha güzel olurmuş. Bir oyuncu kulaklığında bu kadar kaba malzeme aslında. Yani tek hoşuma gitmeyen şurası, şu kısmı biraz daha, şu demir kısmı birazcık daha böyle sade görünüm olabilirmiş. Neyse, zaten güzel bir kulaklık olduğunu söyledim arkadaşlar. Gerçekten bayağı kaliteli bir malzemesi var arkadaşlar, belli. Evet, tam modeli arkadaşlar tekrarlıyorum.
SNR-W1 arkadaşlar kulaklık gördüğünüz gibi. Zaten birazdan siz bu videoyu daha sonra izleyeceksiniz tabii ki. Birazdan zaten bir yayın açacağım. Bu kulaklığı da zaten kulağımda göreceksiniz. Görme şansınız olacak. Oradan da ben size deneyimlerimi aktaracağım arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar şunu da söylemek istiyorum. Bu kulaklığı tedarik etmemde bana yardımcı olan canım kardeşim Göktuğ Atasoy'a, zaten onu canlı yayınlarda, chatte, Discord'da falan da görüyorsunuz. Kendisi kanalımın şu anda en iyi moderatörüdür. Kendisine çok teşekkür ediyorum buradan. Canım kardeşim Göktuğ'cum, mucuk mucuk balısı, seviyorum seni. Tedarik etmemde bana yardımcı olan Göktuğ kardeşime gerçekten teşekkür ediyorum arkadaşlar. Onu da söylemeden geçemeyeceğim. Evet arkadaşlar, şimdi ben kulaklığımızı bir USB'ye takacağım. Bakalım USB'ye takınca direkt ışıkları yanacak mı? Evet, yandı. Özellikle bunları da bir göstermek istiyorum sizlere. Şimdi sen bir yukarı çık abicim. Arkadaşlar şu anda kulaklığımızı USB'ye bağladım. Direkt olarak taktım. Gördüğünüz gibi burada Rampage logosu var. Bu tarafta da var. Ve bahsettiğim üzere burada ışık yine aynı şekilde var arkadaşlar. Gayet güzel bir görüntü, gayet de şık bir tasarımı var. Özellikle arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Kendim ekleyebilirsem eğer ekleyeceğim. Yapabilirsem yapacağım. Hani bilmiyorum. Canlı yayın saati de fazla geç olmasın diyerekten biraz acele ediyorum. Eğer ki yapabilirsem, eklersem bu kulaklığın kendi mikrofon ses deneyimini de yapacağım. Sesini kaydedip kendi mikrofonu, bu mikrofon üzerinden bunun ses kalitesini de yaparsam, eğer ki zaten videonun sonunda duyacaksınız. Gerçekten arkadaşlar çok güzel, çok kaliteli bir mikrofonu var. Yani bir oyuncu kulaklığında zaten en önemli şeylerden bir tanesi mikrofondur arkadaşlar. Gerçekten mikrofonu da çok kaliteli, mükemmel bir sese sahip. Daha önceki kutu açılımlarında zaten bu kulaklığın ben ses özelliklerine bakmıştım. Yani arkadaşlar kulaklığımız genelde bu şekilde güzel, benim çok hoşuma gitti diyebilirim arkadaşlar. Gayet başarılı bir kulaklık olmuş. Evet arkadaşlar, videoyu beğendiyseniz lütfen like atmayı, en önemlisi kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu çok önemli. Lütfen sizden özellikle ricamdır arkadaşlar. Hemen alt kısımda duran abone ol butonuna ve like butonuna basarsanız beni çok mutlu edersiniz. Bu arada kanal maşallahı var yani. Her şeyin kutu açılışını yapıyoruz. Kanal şeye dönüyor resmen. Ne derler ona? Kutu açılım şeylerine, bilgi teknolojilerine dönüyor falan dermişim. Maşallah her şeyin kutusunu açıyorum arkadaşlar. Elimden geldiğince, elime gelen böyle malzemelerin size tabii ki tanıtımını yapacağım. Sizin de aklınızda ufacık olsa da bir fikir olsun arkadaşlar. Hiç değilse elimizden bu geliyor, biz de bunu yapalım. Evet arkadaşlar, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet oluyorsunuz ve bay bay. Evet arkadaşlar, şimdi kulaklığımızı kafamıza geçirdik. Kulaklarımıza geçirdik ya da, anlayın siz. Şimdi arkadaşlar sesimi buradaki, yani kulaklığın kendi mikrofonundan duyuyorsunuz arkadaşlar. Şu an ayarladım. Driverlarını yükledim, falanını yükledim, fişmanını yükledim, her şeyini yükledim. Şu anda bu cihazı alırsanız eğer arkadaşlar, videolarınızda, yayınlarınızda veyahut oyun deneyimlerinizde karşıya sesiniz aynen bu şekilde gidecek arkadaşlar. Söylemiştim, mikrofonu gerçekten çok kaliteli, güzel bir cihaz kullanılmış belli ki. Özellikle yalıtımı çok güzel arkadaşlar. Şöyle bir göstereyim. Yalıtımı çok güzel.
Sesi gerçekten çok zor duyuyorum, dışarıdaki olağan sesleri, araba geçiyor falan filan çok az duyuluyor yani ses, bildiğiniz gibi değil. Yalıtımı gerçekten güzel ve kafada güzel duruyor. Bakın böyle zaten kendisi oturuyor kafaya, çok da hani rahat, hafif yani, büyük durduğuna bakmayın, gerçekten çok kaliteli bir kulaklık olduğu belli arkadaşlar ve mikrofonu da gayet güzel arkadaşlar. Bunu da sizlere göstereyim. En azından bunun da bir fikir sahibi olun diyerekten bu kısmı da ekledim arkadaşlar. Yani bu şekilde gayet güzel geliyordur. Eminim ses gayet başarılı geliyordur. Bu arada hani başka bir şey kullanmıyorum. Hani kendi mikrofonum zaten burada. Bakın yanımda bile değil yani. Bakın vuruyorum. Olur ya, belki aldatıyorum falan diyenler vardır. Yani kendi mikrofonum zaten bu mesafeden anca alıyor sesi. Yani bu mikrofon zaten uzakta. Gördüğünüz gibi bu mikrofon, bakın. Vijvit yaptırdım. Gerçekten şey olsun diye, yani garanti olsun diye, bazıları yok yalan söylüyorsun, yok inanmıyoruz, vay efendim bilmem ne gibisinden belki bir şeyler söyleyebilirler. En azından fikriniz olsun arkadaşlar. Evet. Kendinize tekrardan iyi bakıyorsunuz arkadaşlar. Abone olmayı ve like atmayı unutmuyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Instagram'dan da takip edin. Yahya abi official. Haydi bakalım. Görüşürüz. Kendinize dikkat edin. Bay bay.